Merhaba arkadaşlar. Göktürk serimizin 4. videosunda Kürşat ve Kırkçerisi'nin Çin Sarayı'na baskınını anlatıyoruz. Sizce Kürşat'ın ruhu geçmişten günümüze hangi kahramanlarımızda vücut bulmuştur? Yorumlarınızı merak ediyorum. Önceki videolarımızda anlattığımız üzere Türk ilinin batısında 630 yılında Tong Yabgu'nun ölümü, doğuda ise aynı yıl İlkan'ın Çin'e esir düşmesiyle Türkler 50 yıl sürecek olan Fetret Devri'ne girdiler. Bu yıllarda Türkler varlıklarını devam ettirse de kıtlıkla mücadele etmeleri ve özgür olmayışları onlar için bir ızdırap kaynağıydı. Fetret yıllarında Türkler Çin ad ve ünvanları aldığı gibi Tang hanedanlığına hizmet eder hale geldiler. Kardeş kardeşle, Kaan milletle ayrı düşmüştü. Orhun abidelerinde Kaanların ve milletin görevini yerine getirmemesiyle Türklerin Çinlilerin tatlı sözüne kanıp öldüğünü, nasıl tok iken aç kaldı, gözler önüne serilir. 630 yılında İlkan'ın Çin'e esir düşmesiyle devletimiz yıkılmıştı. İlkan'a bağlı olarak yaşayan Türk halkı ise 3 ana kitleye ayrıldı. İlk grup Ötüken'e gelerek bölgenin yeni hakimi Sirdartuşlara katıldılar. İkinci grup ise Batı Türkistan bölgesine gitti. Yaklaşık 100 bin kişilik üçüncü grup ise kıtlık ve yokluk karşısında diz çökerek Çin sınırlarına yerleşti. Son Göktürk Kağan'ı esir eden ve onu Çin'de adeta ölüme terk eden dönemin imparatoru Tay Tazung'du. Çin hanedanlığının kuzeyine yerleşen Türkler Tang hanedanlığını endişelendiriyordu. Hanedanlık uzun toplantılar sonucunda Türkleri kontrol altında tutmak ve asimile etmek amacıyla kendi belirlediği topraklara yerleştirmeye karar verdi. Çin içinde doğuda Youchu eyaletinden batıda Lingchu eyaletine kadar olan topraklarda Türkler için 3 eyalette 24 vilayet ve 32 tutuklu bölge oluşturuldu. Aşina soyundan olan ve kağanlık iddiasında olabilecek tüm oğullar ve torunlar bu şehirlere yerleştirildi. Hanedanlık, Kaan ailesinden gelen Göktürk bey ve reislerini aileleriyle beraber başkent Shang'an'a getirerek yerleştirdi. Çin başkentinde yaşayan ve imparatora hizmet eden Türklerin sayısı 10.000'i buluyordu. Çin bu beylere çeşitli ünvan ve askeri rütbeler vererek hizmetine aldı. Bu Ming Kaan'ın torunları ilsiz kalmışlar, Çin'e giderek onlara boyun eğmişlerdi. 10 yıl geçtikten sonra 639 yılına gelindiğinde henüz küçük yaştayken Çin'e sığınan Türk beylerinden biri bu esareti sindiremiyordu. Onun adı Kürşat'tı. Kürşat'ın Çin kaynaklarında geçen ismi Si Shi Shui'dir. Tarihçi, dilci ve edebiyatçı Nihal Atsız Kürşat'ı gün yüzüne çıkarmıştır. Kürşat'ın kanında atalarının kanı akıyordu. Çin kaynaklarına göre Tuli Kaan, Göktürklerin en güçlü olduğu dönemde amcası İlkan ile ayrı düştükten sonra kardeşi Kürşat'ı da yanına alarak Tang hanedanlığına sığınmıştı. Kaynaklara göre Tuli Kaan, İlkan'a ihanetinden dolayı pişman olmuş ve büyük üzüntü içerisinde yaklaşık bir yıl geçtikten sonra ölmüştü. İmparator Tay Tazung, Kürşat'ı beğenmiyor ve onu küçümsüyordu. Fakat Kürşat, gücü ve etkileyiciliği, iyi silahşörlüğü ve yiğitliğiyle insanlarda hayranlık uyandırıyordu. Türklerin esaret hayatını sindiremeyen Kürşat, kendi soyundan gelen 40 Göktürk Bey ile gizli bir anlaşma yaptı. Kürşat ve Çerileri, Çin başkentine gelip ünvan alan beylerdi. Abisi Tuli Kaan'ın oğlu Holo Hu'yu da kendi tarafına çekti. Yapılan plana göre imparator Türkler tarafından ana yurda kaçırılacak, Çin sarayında ve Çin topraklarında esir tutulan Türklerle değişim yapacaklardı. Saray muhafız kıtasında asker oldukları için saray kapılarının ne zaman ve ne niyetle açıldığını iyi biliyorlardı. Çin prensi Li Qi geceleri dışarı çıkıp şehri geziyor, halk ile konuşuyordu. O saraydan çıkarken açılacak kapıdan yararlanarak sarayın içerisine girecekler, muhafızları öldürerek imparatorun yatak odasını basıp dönemin Tang hanedanı Tay Tazung'u esir alacaklardı. Bu baskından önce eşleriyle ve çocuklarıyla vedalaştılar. Kürşat ve Çerileri başarılı olursa yeğeni Holo Hu'yu yeni Göktürk Kağan'ı seçeceklerdi.
kendisinin Kaan olma gibi bir niyeti hiç olmadı. O gece Kürşat ve Çerileri saray civarında gizlenip beklemeye başladılar. Fakat bu sırada şiddetli bir yağmur ve fırtına başladı. Prens Li Qi kötü havadan dolayı saraydan çıkmadı. Kürşat ve 40 çerisi ise planlarının ortaya çıkacağını düşünerek başladıkları işi bitirmeye karar verdiler. Taytazung'u kaçırmak için saraya hücuma geçtiler. Saray muhafızlarıyla çarpışa çarpışa 4 savunma hattını yardılar. Çok kanlı bir çarpışma oluyordu. Orta askeri barakalara daha iyi ulaşıp oradaki Çinli muhafızları yok ettiler. Yüzlerce Çinli muhafız Türk'ün silah kullanma ve savaşma yeteneği karşısında can veriyordu. Saray kapılarından içeri giren çeriler bile oldu. Fakat az sayıdaki çeriler içeriden sağ çıkamadılar. Muhafızlar geri çekilirken baskın haberini alan General San Wukai kalabalık bir orduyla saraya yardıma geldi. Kürşat ve çerileri ise saray ahırlarına geri çekilerek ahırlardan at çalıp hızla sarayı terk ettiler. Kürşat ve çerileri Sarı Irmağ'ın bir kolu olan Vey Nehri'ni geçerek atalarının topraklarına Ötüken'e doğru geri çekilmek istiyorlardı. Vey Nehri'ne geldiklerinde yaşanan fırtına ve yağmur nehrin sularını kabartmış ve köprüyü de yıkmıştı. Irmak kenarında Kürşat ve az kalan çerileri kendilerini kovalayan Çinlilere teslim olmadılar, son güçleriyle saldırıya geçtiler. Onlar savaşa savaşa ölmeyi tercih ettiler. Çeriler tek tek uçmaya varıyordu. Vücudunda düşman silahı değmedik yeri kalmayan Kürşat'ın tüm çerileri ölmüştü. O da son kılıcını savurdu. Son kez dünyaya baktı, son kez gözlerini kapattı. Kürşat ölmüştü fakat yenilmemişti. İsyanı destekleyen diğer Türk reisleri Çin'de idam edilirken Holohu da Çin içlerindeki Lingwai şehrine sürülerek etkisiz hale getirildi. Bu baskın ile Türklerin yenilmez ruhunu ve esir olamayacağını hatırlatması için Kürşat çıkmıştı. Tüm Türk ilinde bir sevinç ve umut doğdu. Özgürlük rüzgarları esmeye başladı. Bu ayaklanma kısa sürede bastırılmasına rağmen hanedanlıkta ve Çinlilerde büyük bir korku yarattı. 40 Türk bunu yapabiliyorsa 100 bin Türk'ün ne yapabileceğini düşündüklerinde adeta titriyorlardı. Alınan karara göre bütün Türkler parça parça Sarı Irmağ'ın ve Çin Seddi'nin kuzeyine yani Türklerin öz yurtlarına geri gönderilecekti. İşte bu yüzden Kürşat ve çerileri istiklal ateşini yaktılar, Türkleri esir olmaktan kurtardılar. Göktürk ülkesinde büyük siyasi boşluk vardı. Bugut, Tongra, Bayırku, Tolanko, Ediz, Vasmil, Kurukan, Kırgız, Hun, Karluk ve Uygur gibi Türk boyları hala Çin'in kontrolü altındaydı. Batı Göktürklerde aşina soyundan Holo 648'de ülkesini tam bağımsızlığa ulaştırsa da Çin orduları tarafından yakalanarak esir alındı. Tang hanedanlığının siyasi baskısı bütün Türk iline hakimdi. ...679 ve 680'li yıllarda Wenno ve Fongqi adlı iki Türk beyi bağımsızlık için isyan etti. Tutsaklık altında bulunan Çin'in kurduğu 24 idari bölgede yaşayan Türkler bu isyana destek verdiler. Çin orduları ise Yağankara bitap düşerek Türkler tarafından imha edildiler. Çin'in ölü ve esir olmak üzere 10 bin kaybı vardı. Fakat Çin 54 Göktürk beyini yakalayıp Tang başkentine götürerek onları idam etmesiyle Türklerin bağımsızlık girişimleri başarıya ulaşmadı. Türkler Çin boyunduruğunu sindiremiyor ve kendilerini istiklal ateşini yakacak bir Kaan bekliyorlardı. 681'de ilk Kaan'ın soyundan gelen Kutluk Kaan daha akıllıca davranarak Çin sınırlarının uzağında bağımsızlık için çalışmaya başlamıştı.